İyi akşamlar Karsan. Günlük grafik tabii geçen hafta çok bozulan bir grafikte bakmıştık ayın 3'ünde. -9,85. Yani bu tür grafikler arkasında maalesef getirir. Yani bir düşüş beklenir. Yine geldi. 200 gün civarında takıldı. En azından olumlu. Yani bir 200 gün civarında takılması işte bir destek çıkıyor oradan. Bir alım fırsatı mı? Onu söylemek zor yani şu grafikten. Bir alım fırsatı gördüğünü söyleyemiyorum. Yani mumun yapısı itibariyle de söylemiyorum. Ama bakalım destek çıkar mı çıkmaz mı, yani çok kısa vadeci için 3,60 civarı önemli bir destek. Artık bu 3,60 delinirse bir 3,40'lar ihtimalen bir destek olabilir. 3,30-3,40'lar orası da delinirse 3 civarında, 3,10 civarında bir geri dönüş görebiliriz. Çok hızlı düştü yalnız. Bunun bir tepkisi olur genelde bu tür düşüşlerin. Yani 37 RSI'ye gelmiş, biraz ivme yavaşlamış, düşüşün ivmesi. Şöyle biraz büyüteyim. Ya bugün de aslında fitiller daha kısa olsa şey derdim, yani harami haçına benzer bir hareket yapmış. Bu gördüğünüz yapılar bazen düzeltmelere, yukarı yönlü düzeltmeleri haber verebiliyorlar bize veya bazen dönüş de haber verebiliyorlar. O tabii yarına bağlı biraz da. Yani yarın 3,80'e doğru bir hareket kapanış, 3,85'e doğru, 86'ya doğru bir kapanış görürsek burada yukarı yönlü bir tepki ihtimali pazartesi içinde, yani 4 civarında bir tepki ihtimali artabilir. Piyasa tabii burada bir ayı piyasası, yani buna olumlu konuşmak zor. Bütün ortalamaların da altında. Olumlu bir şey olacaksa 4'ün üstünde kapanışları aramak lazım. Yani en azından öyle bir ümit varsa önce bir 4'ü kırması ve üstüne yerleşmesi iyi bir gösterge olur diye düşünüyorum. Yani en azından bize der ki bakın ben 200'e geldim. Desteğimi aldım. Yani daha altında piyasada çok istekli değil. Bu grafik bize onu söyler. Öyle bir şey yaparsa. Deriz ki ha, 200 gün o zaman Karsan'da hala bir alım fırsatı olarak görülüyor. Çünkü bazen o da alım fırsatı görülmez piyasada. Yani şu sol tarafta bakın öyle kötü gitti ki 200 de kırdı. Daha da alta yani 3,14'de gevşedi. O yüzden 4 üstünde kapanışı aramak lazım. Ya zor bir durum tabii yukarıda kalan için. 37 RSI çok güçlü bir alan değil yani. Güçsüz bir alan. Ayı piyasasında olduğunu gösteriyor hissenin. Ama şey, o biraz boynu bükmüş. Şu 2-3 günlük hareket hafiften bir boynu yukarı kaldırmış. Bakalım bir dengeye kavuşur mu? Şu özellikle bugünkü Doji'den sonra bir dengeye kavuşur mu? Onu bir görmek lazım. MACD'ye bakıyorsunuz. O da hala aşağıyı gösteriyor. Tabii biraz geç hareket eder. Onu uyarayım. MACD göstergesi. Bunun dışında maalesef söylenecek bir şey yok. Umarım yani en kötü ihtimal 200 gün çevresinde tutunur da o önemli. Yani oradan uzaklaşmaması, kırılmaması önemli. Tutunursa en azından bir denge bekleyebiliriz. Yani bir yerde fiyat bir dengeye oturur. Oralarda oynamaya başlar. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.